Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mücahit Sakar. Bugünkü videomuzda borsayı kendi kariyer hedeflerinizle nasıl birleştirebilirsiniz ve borsayı ya da yatırım konularını nasıl kendi kariyer planınızda ön plana çıkartabilirsiniz. Bununla ilgili kendi fikirlerimi paylaşıyor olacağım. Tabii buradaki amacımız sizlere sadece bir işte yatırım tavsiyesi verdirmek ya da işte al sat tut gibi konulara girmek değil. Aslında işe biraz daha stratejik bakabilmek. Benim buradaki bu videodaki amacım biraz daha bu. Dolayısıyla anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Videoya başlamadan önce birkaç tane ufak duyurumuz var. Bunların ilki videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişiye ulaşıyoruz ve bu da bizi motive ediyor. Daha fazla şey öğretme anlamında. Bir diğer arkadaşlar aşağıdaki Superpeer linki üzerinden bizden birebir kariyer mentörü alabilirsiniz. Bu sayede kendi kariyer planımızı birebir olarak sürdürebiliriz. Son olarak da arkadaşlar ikinci ve daha üst seviye katıl abone alırsanız eğer bizlerden kendi bölümünüzle ilgili, okuduğunuz, mezun olduğunuz bölümle ilgili daha fazla videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videodaki konu başına geri dönelim. Bence şu anda borsa dünyası ile ilgili kendi bölümünüze dair yapabileceğiniz en önemli şey aslında kendi dünyanızdaki şirketleri keşfetmek. Bir nevi scouting, futboldaki daha popüler tabirle. Buradaki amaç şu. Şimdi borsa Amerika başta olmak üzere artık bütün dünya genelinde zaten herkesin takip etmeye başladığı bir araç olmaya başladı. Bunu Türkiye'de dahil. Ama baktığımız zaman artık aslında hep bir kısır döngü içindeyiz. Yani gerek Amerika'da işte gerek Türkiye'de de olsun başka ülkelerde de takip ettiğim kadarıyla hep belli şirketler konuşuluyor. Ama sizler bugün kendi okuduğunuz bölümle ilgili, kendi mezun olduğunuz bölümle ilgili dünya genelinde iş yapan böyle inovatif, kreatif şirketleri keşfedip bunlarla ilgili fikir verirseniz insanlara bu sizi ön plana çıkartacaktır. Ya şunu söyleyeyim. Afaki bir örnek olarak bugün Nvidia'yı, Apple'ı, Microsoft'u herkes tanıyor zaten. Ama sizler bugün bir işte fizyoterapi mezunu olarak şayet bir örnek olarak söylüyorum bunu. Kendi alanınızdaki sağlık ekipmanları ile ilgili ya da işte fizyoterapi ile ilgili böyle Amerika'da yeni bir startup'ı keşfedip bunu ön plana çıkarttığınızda insanların gözünde değerli bir hale geliyorsunuz. Ya da başka bir örnek işte bir işletme mezunu olarak yani örneği verebiliriz. Böyle yönetim bilişimle ilgili, yönetim bilimleriyle ilgili şirketlerin pazarlaması ile ilgili yeni bir araç çıkmıştır. Yeni bir marketing tool çıkmıştır ortaya. Ve bunu ön plana çıkartırsınız. Bu da yine sizi ön plana çıkartan bir unsur olabilir. Çünkü dünyada şu an böyle farklı şirketlere ihtiyaç var. Bunu iki yaştan değerlendiriyorum. Halka arz edilmiş şirketler borsa açısından buradan önemli. Diğer boyutu da halka arz olmamış ama daha startup şirketlerinin de belki sizi bir venture capital dediğimiz girişim sermayesine yönlendirmesi açısından da önemli olabilir. Burada aslında iki farklı boyut var ve bence borsa burada bir köprü olarak sizi başka noktalara taşıyabilir ki bence zaten bu tarz hobilerin olması gereken yeri de burası. Yani burada bence önceliğimiz borsaya dayalı bir kariyer değil, borsadan yola çıkarak kendimize alternatif kariyer yöntemleri keşfetmek olmalı. Yine bir başka örnek, bir tıp mezunu olduğunuzu varsayalım. Ve şu anda dünyada healthcare dediğimiz sağlık teknolojileri alanında onlarca farklı aslında startup var. Bunların bir kısmı halka arz olmuş, bir kısmı da olmamış, yeni gelişen vesaire. Bunlar bu arada sadece Amerika ile sınırlı değil. Dünyanın her tarafında var. Çin'de de var, işte İngiltere'de var, Hong Kong'da da var. Dolayısıyla kendinize net bir alan seçtiğinizde oradaki şirketleri çok daha rahat keşfedebilirsiniz. Peki hocam ben bunları keşfettim. Bu benim ne işime yarayacak? Yani tamam ben Hong Kong'da bir tane sağlık şirketi buldum ve işte çok gelişti, büyüdü. Peki bana ne sağlayacak? Bu sana ne sağlayabilir? Birincisi bu şirketlerin Türkiye ayağına gelmesini sağlayabilirsin. Türkiye bayili gibi. Veya kendi alanında bu tarz şirketleri keşfeden birisi olarak bir popülerlik kazanıp şimdi bugün nedir bu? Midas ya da işte başka bu tarz aracı kurumlar. Bunların kendi sayfalarında analizler yapabilirsin. Veya az önce bahsettiğimiz bu girişim sermayesi konuları bunlara odaklanabilirsin. Ya burada yatırım da yaparsın ama bizim önceliğimiz ben şirket keşfedeyim de yatırım yapayım değil. İşin mantığıyla oturtup kendime bölümümle borsa arasında böyle bir aslında çapraz kariyer sağlayabileyim. Bizim günün sonuna gelmek istediğimiz nokta burası. Niye burası? Çünkü arkadaşlar yatırım dünyası evet çok değerli bir aset sağlıyor, bir varlık sağlıyor bize ama günün sonunda bizim bir kariyer için aslında çapraz eşleşmelere ihtiyacımız var. Bu bölümden bağımsız bir konu yani bu endüstri mühendisliği için de lazım. Fizyoterapist için de lazım, işletmeci için de lazım. Mesela bir iktisat mezunu ele alalım. Bu arada bu bence her bölümde var. Yani iktisat mezunu için de var. Ne gibi? Mesela bugün fintech diye bir kavram var dünya genelinde. Ve tabii Türkiye'de de var bir şekilde. Yani Türkiye'de yok değil ama
Amerika'da bununla ilgili her yıl yüzlerce aslında fintech şirketi ön plana çıkıyor. Yatırım alıyor. Tohum yatırımı ya da işte diğer ileri seviye yatırımlar. Bunların mesela Türkiye ayağını sağlayabilirsiniz. Bakın buradaki tek konu başlığımız Türkiye ayağını yönetmek ama aslında içerisinde onlarca farklı zaten iş kolları var. Ben sadece bu videoda çok sıkmamak adına bir iki tanesinden bahsediyorum. Türkiye ayağını yönetmek gibisinden. Ama mesela bu şirketleri reklam ön plana çıkartıp onların bir nevi aslında PR'ı yapıp onların ilerleyen boyutlarda, ilerleyen aşamalarda birkaç sene sonra başka yerlerine de geçiyor olabilirsiniz. Bu olasılıkların her birini sayıyorum çünkü bir işe girdiğiniz zaman onun sonunu düşünmenize gerek yok. Yani bunu galiba Nassim Taleb söylüyordu. Yani hayatta biraz belirsizliğe yer bırakmak lazım. Ama bu belirsizliğe başlarken bir rotamız olmalı. Bence buradaki rota kariyeri borsa ile birleştirmek, kendi bölümümüzü borsa ile birleştirmek ama bu yolda adım adım ilerlerken kendimize net, spesifik hedef koymadan kendi yolumuzu çizebilmek. Peki burada ne lazım? Yani ben evet bir öğrenci ya da yeni mezun olarak bunu yapıyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Birincisi içerik üretmek. İkincisi çok araştırmak. Üçüncüsü çok bunları birleştirmek, kafa yormak. Çünkü okudun tamam işte Amerika'da bir tane şirket yatırım almış. Bir fintech şirketi. Peki bunun Türkiye ayağı ne olabilir? Ya da bunun kazanımları ne olabilir? Bunlar üzerine kafa yormak gerekiyor. İşte bugün bizim aslında Super Peer dediğimiz sistemde birebir mentorluktaki amaçlarımızdan birisi de bu. Burada arkadaşlarımızla sürekli bu konulara kafa yoruyoruz, bunları tartışıyoruz. Ha bu imkanınız olmayabilir, çok normal. O zaman da yorumlara yazın bunu. Hocam ben işte bu bölümde okuyorum, benim işte gelmek istediğim nokta burası. Bunları elde ettim, sizce nasıl yapabilirim? Bunları tartışalım mesela yorumlarda mutlaka. İşte bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya da işte bu konuda şunu yaptım, şu adımı elde ettim. Ya da işte bence şu yaramaz bir fikir, bu işe yaramadı, ben denedim. Bu tarz böyle farklı görüşleri bir arada tartışabilirsek şayet gerek borsa ve kariyer konusunda gerek diğer ilgi alanları ve kariyer konusunda arkadaşlar çok ciddi böyle fikir fırtınaları elde edebiliriz. Ve bunu sadece kariyer hapsi için söylemiyorum. Mutlaka çevrenizde bu tarz konuları tartışacağınız insanlar olsun. Ha bunlar en yakın arkadaşlarınız olmak zorunda değil. Bir tık böyle mesafeli olduğunuz insanlar olur. Bir tık daha aranız daha o kadar yakın değildir. Ama mutlaka bunları tartıştığınız bir çevreniz olmalı arkadaşlar. Çünkü bu işler yani bu konular tek başınıza yapacağınız bence başlık değil. Mutlaka böyle arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapmanızı gerektiren, araştırmanızı, başkalarının size göndermesini gerektiren bir aslında süreç. Çünkü internet çok fazla bilgi içeren bir platform ve burada doğru bilgiye ulaşmak zaman isteyen bir şey. Ve bence burada biraz bunu da elde edeceksiniz. Yani çok fazla şirketi araştırdığınızda, kendi bölümünüzle ilgili startupları, girişimleri, yatırımları takip ettiğinizde aslında bilgiye nasıl ulaşacağınızı göreceksiniz. Bu yolda yapay zeka nasıl kullanabilirim? Büyük veri nasıl kullanabilirim? Bunlar benim için nasıl bir anlamda hale gelebilir? Bunların her birini günün sonunda bir yetenek seti olarak elde edeceksiniz. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım size faydalı, verimli bir video olmuştur. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Aynı şekilde iyi buldunuz, olumsuz buldunuz, videoda eksik gördüğünüz şeyleri mutlaka yazın ki bu sayede ben de ilerleyen videolarda bunları göz önünde bulundurarak daha iyi videoları sağlamış olayım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.